Yani daha önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı İlk iddianameyi verdiği zaman, daha doğrusu ikinci iddianameyi verdiği zaman Haziran 2021'de de bunu talep etmişti. Fakat o zaman anayasa mahkemesi bu talebi mesnetsiz buldu ve gerekçesi güçlü olmadığı için reddetti. Yani 2021 Haziran demek. Bundan neredeyse bir buçuk yıl önce bunu talep etmişti. Şimdi tekrardan talep etti. Daha önce mesnetsiz olan talebin şimdi tekrardan anlamlı bulunması tabii ki ciddi bir çelişki. Ortada çünkü bir şey yok. Yani bu süre boyunca Halkların Demokratik Partisi'nin yaptığı faaliyetlere baktığımızda siyasi çalışmalara baktığımızda hem meclis içinde hem meclis dışındaki çalışmalara baktığımızda burada herhangi bir böyle bir talebe yol açacak hiçbir adım olmamıştır. Dolayısıyla bu siyasi bir taleptir aslında. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Cumhur İttifakı'nın bütün partilerinin yani Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Vatan Partisi'nin talepleri doğrultusunda HDP'nin hazine yardımının bloke edilmesi talebinde bulunmuştur. Dolayısıyla e, bu kararın e, hukuki bir yanı yoktur. E, bu talebin hukuki bir yanı yoktur. Bu e, siyasi bir taleptir e, esas itibariyle ve e, Cumhur İttifakı'nın bu talebini gerçekten Cumhuriyet Başsavcısı dile getirmiştir e, ve bunu Anayasa Mahkemesi'ne sunmuştur. ve Anayasa Mahkemesi üzerinde çok büyük bir siyasi baskı uygulanmıştır e, ve o baskı e, sonucunda da bu e, karar, bugünkü e, karar ortaya çıkmıştır. Bir seçim öncesinde Halkların Demokratik Partisi'nin 2023 hazine yardımını bloke etmek demek aslında seçimlere hazırlanamazsın demek demektir. Böyle bir niyetle e, yapılmaktadır. E, kapatma davası da bir taraftan sürmektedir. Dolayısıyla kapatma davası sürerken bu adımların atılması demek aslında kapatma davasında da nasıl bir sonuç çıkacağına dair e, güçlü bir işaret vermiş e, olmak demektir. Bu ne anlama geliyor? Yani seçimlere giderken halkların Demokratik Partisi'ni e, siyaseten kıpırdayamaz hale getirmek niyet bu. Demokratik siyaset alanından tasfiye etmek niyet bu. Kürt halkının siyasi temsilcilerinin ve Türkiye demokrasi güçlerinin e, siyasi temsilcilerinin meclise e, yansımamalarını, sesinin, sözünün yansımamalarını istemektir bu. E, niyet bu aslında iktidar tarafından. E, ve biz bunun karşısında elbette ki mücadelemizi sürdüreceğiz. E, onların ne yapmak istediklerini anlıyoruz, görüyoruz. E, ve... Bizi engelleyerek, demokratik siyaset alanından tasfiye ederek seçimi kazanabileceklerini düşünen, hayal eden bir iktidarla karşı karşıyayız. Elbette ki bu hayalin aslında boş bir hayal olduğu görülecektir. Çünkü biz hep söyledik, bize büyük kaybettirmeye çalışıyor iktidar, demokratik siyasetten tasfiye ederek bize büyük kaybettirmeye çalışan bir iktidara biz de büyük kaybettiririz dedik ve bu konuda da kararlıyız. Biz elbette ki demokratik siyaset alanında mücadelemizi sürdüreceğiz. Hukuk alanındaki mücadelemizi sürdüreceğiz. Elbette ki bu bu alandaki çalışmamızı sürdüreceğiz. Siyasi çalışmalarımıza elbette devam edeceğiz. Seçim hazırlıklarımız vardı. Bunları sürdüreceğiz. Şunu çok açık bir şekilde söyledik daha önce de. Dedik ki eğer bu iktidar halkların Demokratik Partisi'ni demokratik siyasetten tasfiye ederek seçime e, gitmek istiyorsa biz halkımızı asla seçeneksiz bırakmayacağız dedik. Bu konuda çeşitli çalışmalarımız, hazırlıklarımız var. Dolayısıyla biz bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz, mücadelemizi sürdüreceğiz. HDP öyle kolay kolay e, hani kapısına kilit vurup, kapattık, kasasına el koyduk, imkanlarını gasp ettik e, denecek bir parti değildir. HDP bir mücadele partisidir, bir halk hareketidir. E, politik bir e, e, mücadelenin en önemli e, demokratik siyaset alanındaki en önemli e, unsurlarından biridir. Dolayısıyla HDP'yi bu şekilde demokratik siyasetten tasvir edemezsiniz dedik e, ve bunu da göstereceğiz. E, en kötüsüne hazırlıklıyız. En kötüsüne göre çalışmalarımızı yaptık. Bu mücadele bayrağını halkların demokratik partisi asla yere düşürmeyecektir. Bu mücadele bayrağını taşıyacağız ve bu mücadelede başarıya ulaşana kadar da çalışmalarımızı sürdüreceğiz.